yapmıyoruz. Dillere, dillere hazırlanıyoruz. Sendikalı oldukları için işten atılan nakliyat işçilerinin direnişi devam ediyor. Adılar işçilere geliyor olsun. Diske bağlı nakliyat işin yıllardır örgütlü bulunduğu prestij firması Santa Farma'nın açtığı dağıtım ihalesini kaybetmişti. İhaleyi sendikasız işçi çalıştıran Test Trans firması kazanmış ve sendikalı 16 işçiyi işten atmıştı. Biz 2,5 aydır işsiziz. 48 gündür burada elimizi devam ediyoruz. Santa Farma'dan tek bir yetkili de gelip bize demedi yani. Bir derdiniz var mı? Neden şey yapıyorsunuz diye. Bize diyen yok. Sendika başkanlar vasıtasıyla bir görüşmeler oluyor ama buradan bize bir geri dönüş olmuyor yani. İşçiler de işten atmalara karşı 7 Eylül'den bu yana Santa Farma İlaç Genel Müdürlüğü önünde kurdukları çadırla direnişe başladı. Sendika hakkımız engellenemez. Olumsuz hava koşullarına rağmen direnişi 48 gündür sürdüren işçilerin talebi ise işe geri dönebilmek. Santa Farma işvereninin de tez dağıtım işvereninin de arkadaşlarımızın sendikal haklarına saygı göstermelerini istiyoruz. Sendikal olarak işlerine devam etmelerini istiyoruz. Biz eylemimizi devam ettireceğiz. Gerekirse bedel vereceğiz. Eylemimizi sonuçlandıracağız. Alacağız yani. Onların demesiyle bu süreç devam etmez. İşçiler her zaman haklıdır, kazanacaktır. Sendikalı olduğu için işsiz kalan işçilerden biri de Mehmet Karahan. O da 48 gündür direnişte. Üstelik oğluyla birlikte. Oğlumla beraber aynı şirkette çalışıyordu. Şimdi İhale gittiğinden dolayı ikimiz de işimizden olduk yani. Normalde oğlumla beraber yine burada devam ediyoruz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. İşçiler hak mücadelesinde kararlı. Şayet işverenle süren görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa direnişi büyüterek sürdüreceklerini söylüyorlar. Adınlar işçiler geri alınsın. Sendika hakkımız engellenmesin.